Mikro. Şu anda İstanbul TRT Müdürlüğü önündeyiz. Buraya dilekçelerimizi vermek için geldik. Biraz önce içeri girdik ve TRT'den elektrik faturalarımızdan kesilen katkı paylarını geri ödemesini istedik. Bunun nedeni basit. TRT, kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla sorumlu bir kurum. Nedir kamu hizmeti yayıncılığı? Halk tarafından finanse edilirsin, mevcut siyasal iktidardan ve kar odaklı hedeflerden bağımsız, kamu çıkarını korumak üzere bir yayın politikası izlemekle yükümlüsündür. Halk tarafından denetlenmek zorundasındır. Bugün ise TRT bizim tarafımızdan, evet, halk tarafından finanse ediliyor. Ancak yayın politikasını kamu çıkarı ilkesine göre değil, iktidarın çıkarını korumak üzere belirliyor. Denetim mekanizması ise hak getire. AKP döneminde yapılan bir düzenleme ile toplantıları ve aldığı kararlar dahi adli ve idari makamların denetiminden kaçırılmış durumda. TRT'yi nasıl mı finanse ediyoruz? Ancak her bir yurttaşın elektrik faturasından %2 oranında TRT katkı payı kesiliyor. Bu yetmiyor. Cep telefonlarından %10, bilgisayar ve tabletlerden %2 TRT bandrol vergisi alınıyor. Sadece 2017 yılında elektrik faturalarımızla birlikte TRT'ye tam 690 milyon TL ödedik. Bandrollerden ise 1 milyar 472 milyon TL. Bu paralarla TRT kamu hizmeti yayıncılığı değil, AKP'ye hizmet yayıncılığı yaptı. Dışarıdan hizmet alımı bahanesiyle iktidar yandaşı şirketlere milyonlarca lira aktardı. Haber, yorum ve tartışma programlarında muhalefet sansüre uğrarken AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan lehine açık ve durmaksızın propaganda yapılıyor. TRT ekranlarında iktidarın yalanları, kadın düşmanları, dinsel gericilik propagandaları halka izlettiriliyor. Ve durmaksızın tek adamın sesi dinlettiriliyor. 24 Haziran baskın seçimlerinde TRT kendi yayınlarıyla adil ve özgür seçim ilkesini her gün yeniden ihlal ediyor. TRT kendi yasasında yer alan tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini de ihlal ediyor. Kendi yasasında yer alan, anın okuyorum, tek yönlü taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamak fıkrasını da ihlal ediyor. TRT her birimizin elektrik faturasından kesilen katkı paylarını bu şekilde kötüye kullanıyor. Bizim vergilerimizle halka yalan söyleyemezsiniz. Bizim vergilerimizle bize hakaret edemezsiniz. Bizim vergilerimizle bize tek adamın tek sesini durmaksızın dinletemezsiniz. Bizim vergilerimizle sansür uygulayamazsınız. Halk evleri halkın haber alma hakkını savunmaya, TRT'de gösterilmeyen gerçekleri her yerde haykırmaya devam edecek. Ve ekranların tek adamla iktidar yandaşlarının kasalarının halktan alınan vergilerle doldurulmasına izin vermeyeceğiz. Bugün buradayız çünkü biraz önce verdiğimiz dilekçelerle, yani tüm yurttaşların elektrik faturalarından kesilen katkı paylarının geri iade edilmesi ve TRT'nin kuruluş kanunlarına uygun yayın yapmasına yönelik dilekçelerimizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırmaya başlıyoruz. Bütün yurttaşları TRT genel müdürlüklerine, il müdürlüklerine, TRT yoluyla doğrudan giderek bu dilekçelerle başvurmaya çağırıyoruz ve ses çıkarmaya. TRT'nin göstermediği çok sesliliği sokakta, eylemde mücadele ederek, kendi gerçeklerini kendi kanallarından yayınlayarak göstermeye çağırıyoruz.